Günaydın. Dün gece bayağı soğuktu. Şunu ısıtıp bir iki bardak çay içmem lazım. Manzara hala çok güzel. Bu manzarada bir iki bardak çay içip güzel bir kahvaltı yapıp sonra yola devam edeceğim. Yine klasik Ercan tarzı. Deniz fenerinin buradaki bu deniz fenerinin anlam ve önemi hakkında hiçbir fikrim yok. Umurumda da değil. Ben sadece manzaradayım. Ben sadece şu doğa harikasındayım. Şu gözlerimin gördüğü tablodayım. Sol tarafta tan kızıllığı vardı. Yaklaşık yarım saat önce başladı. Kıpkırmızı bir çizgi vardı. Tam şurada. O düz çizgi attı, kıpkırmızıydı. Ve deniz feneri ve arkasındaki adacıklar. Bu tablo mükemmel bir tablo ve altında uyuduğum şu ağaç. Daha ne olsun, daha ne olsun. Gece bayağı yağmur yağdı. Bayağı süre. Sanırım en son saat 2 gibi falan yağmurun sesini duydum. Çadıra vuran damla seslerini. Ondan sonra kesildi. Ama deniz fenerinin ışığı çat 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 döndükçe vuruyor, döndükçe vuruyor, döndükçe vuruyor çadıra. O yüzden uyku tulumunun içinden kafamı çıkartmadım sabaha kadar. Yoksa rahatsız ediyordu gerçekten. Şimdilik her şey çok güzel. Bakalım biraz daha devam edeceğim. Şimdi beni zorlayan bir şey var. Ondan da bahsedeyim. Ben tura çıkacağım günün gecesi bisikleti otogara götürmek için arabaya yüklerken kendimi sakatladım. Bazen yürümekte zorluk çekiyorum. Bel kemiğimin olduğu kısımda çok ciddi bir, yani kalçamın tam üstünde bel kemiğimin olduğu kısımda çok ciddi bir ağrı bazen başlıyor. Ve yürüyemiyorum bile. Bisiklete binerken de zorluyor beni. Bakalım nereye kadar dayanabileceğim buna. Şu an bir şey yok mesela ama dün sabah beni gerçekten çok zorladı. O yüzden ben dün için bu kısa rotayı şey yaptım, belirledim. Çünkü saat 2'de buradaydım. 2'den bu saate kadar hiçbir şey yapmadan dinlendim. Öyle. Su kaynamak üzere, ben çayımı içeyim. Görüşürüz. Gelidonya fenerine veda ediyoruz. Şimdi bisikletimi hazırladım. Yavaş yavaş şu yoldan şöyle aşağı doğru inip devam edeceğim. Bugün bol bol tırmanış var. Bugün ilk hedef Adrasan. Daha sonrasında bir aksilik çıkmazsa Olimpos Çıralı gibi görünüyor. Bakalım yolda bizi bugün neler bekliyor. Yolda görüşürüz. Bisikleti indirmek çıkarmaktan çok daha kolay. Şimdi yol şurası diyeceğim de yol demeye utanıyorum. Ruslar çok fazla trekking yapıyorlar bu rotada. Çadır kurduğum noktadan sanırım 12 kilometre daha devam edince
Böyle taşlık bir yollardan, patikalardan yani adresine ulaşılıyor. Dün bir çift ve çocuğu, 3 kişi Adrasan tarafına doğru gittiler. Saat 2 gibiydi işte ben buraya ulaştığımda. Sonra da geri dönmediler. Sırt çantaları sırtlarında, gerçekten bu güzergah üzerinde trekking yapan, yolculuk yapan, yürüyüş yapan çok Rus var. Manzara mükemmel ama. Gelidonya Feneri'nden inmem, Karaöz'e ulaşmam 1 saat 45 dakika falan sürdü. 2 saate yakın sürdü yani. Karaöz sol tarafta kaldı. Ben anayoldan değil, arayollardan gidiyorum, yine orman yolundan. Ama en azından bu sefer asfalttan gidiyorum. Güzel bir tırmanışla başladı günümüz. Ne kadar sürecek bilmiyorum. İlk hedef Adrasan. Hala tırmanıyorum. Ama az kaldı. Sahile doğru iniyorum. Bir kahvede durup çay içtim Adrasan merkezde. Bana dedi buralara gelmişken Adrasan sahile de bir git. Sahili de bir gör vaktin varsa. Ben de zaten sahili görmek istiyordum. Şimdi yavaş yavaş sahile gidiyorum. Oradan sonra da antik kente gideceğim. Olimpos antik kenti. Bugünü belki Olimpos'ta sonlandırabilirim. Bilmiyorum. Adrasan sahile geldik. İlk izlenimimi söylemek istiyorum. En az 5 kilometre yol geldim. Ve boşuna gelmişim. Öyle wow dedirtecek herhangi bir şey yok. Yani buradan geri gitmek için bir 5 kilometre tırmanış yapacağım. Bir de buranın gerisine bakayım. Olmazsa geri dönüşe geçeyim. Yani şimdiye kadar gördüğüm yerlerden sonra öyle beni kendine hayran bırakacak herhangi bir şey yok burada. Kumsal çöp içinde zaten. Geri dönüyorum. 5 artı 5 boşa aşılmış 10 kilometre olacak. Neyse, Adrasan'ı da geldik görmedik demeyiz. Gidelim bakalım. Farklı bir yoldan gideyim bu sefer.
Belki ileride yemek yiyecek bir yer bulurum, yemek yiyeyim. Şimdi bir yerde durup karnımı doyurdum. Enerji yüklemesi yaptım. İyi geldi. Adrasan sahil gereksiz oldu. Oraya in çık yapana kadar Olimpos Antik Kenti'ne gitmiştim şimdiye kadar. Ulaşmış olurdum. Sorun yok. Şimdi gidiyorum. Bakalım Olimpos Antik Kenti nasıl? Olimpos'ta kalabilecek bir yer bulabilecek miyim? Yani ücretsiz çadır kurabilecek bir yer bulabilecek miyim? Ona bir bakacağım. Görüşürüz. Yoldayız. Şimdilik her şey gayet güzel. Şu karşıdaki zirvesi karlı dağ çok güzel görünüyor. Zirvede hem kar var hem de bulutlar. Çok güzel. Olimpos'a doğru gidiyoruz. Saçlarımı yıkadım da rahatladım. İki gündür başımda şapka. Şurada yıkadım. Yani şunlar var ya, hayat kurtarıyor hayat. Çok işe yarıyorlar. Tırmanışlar bitti. Olimpos'a giden yolda, Adrasan'dan Olimpos'a giden yolda. Şimdi inişler başlıyor. Şapka çok sıkmıştı. Saçları yıkadım, kendime geldim. Çok rahatladım. Devam. Evet. Olimpos'a yaklaştık. 3 kilometre diyor. Sağdan. Gelin bakalım. Giriş yolu bayağı iyi. Akarsu harika. Çok berrak. Yol boyunca bir yerden sonra hep böyle pansiyonlar, oteller, kafeler, barlar. Bu tarz yerler var. Güzel bir yer, benim hoşuma gitti. Yalnız vadinin içinde olduğumuz için bayağı soğuk esiyor. Ya bu yoldan devam ettim. Yol akarsuya direkt çıktı. Şurada bir köprü var. Hop. Sanırım bu köprüden geçmemiz gerekiyor. Aba. Sallanan köprü. Ben hayatımda ilk defa böyle sallanan bir köprüden geçiyorum. Eğlenceliymiş. Şuradan şöyle gideceğiz sanırım.
O köprüden geçip patikayı da takip edince, ha, bisikletle çok zor oldu oradan geçmek. Patikada ilerlemek, çok büyük taşlar vardı. Böyle bir yola çıkıyoruz. Böyle sağ tarafımız aşağıda akarsu. Üst tarafı da yüksek kayalardan oluşuyor. Çok güzel butik yerler var. Barlar, kafeler, pansiyonlar. Olimpos'a girdim, antik kente. Bisikletle giriliyormuş, sıkıntı yok. İleriden bir yerden bir dereye geçip Çıralı plajına doğru, Çıralı'ya doğru gidebiliyormuşum. Burası oldukça büyük bir antik kent olduğu için öyle adım adım gezmeyeceğim, bisikletle geçeceğim. Önemli bulduğum yerleri bisikletten inip çekerim. Şu an buralar inşaat halinde gibi. Bir nolu kilise. Az bir duvarı kalmış. Burası giriş kompleksi. Önemli olan her şey ilerideymiş. Burada var bir şeyler. Buralar biraz zorlu. Kapatıyorum. Jandarma Çıralı'ya geçemezsin dedi de. Yani yasak olduğundan değil. Orada dereye geçemezsin dedi. Ben de deneyeceğim dedim. Paçaları sıyırıp geçemez miyim dedim. E bir dene dedi. Yolu da göstereyim bu arada. Şöyle ahşap bir yoldan gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Alo. Buralarda hep böyle anıtsal mezarlar var. Bütün antik kentlerde var bunlar. Şu an Olimpos plajındayım. Ya ortalık o kadar kötü ki. Çöp dolu. Her yer çöp dolu. Herhalde denizden dalga ve rüzgarla gelmiş bunlar. Çünkü hepsi ahşap kalıntıları, ağaç kalıntıları. Bakalım ileride
Çıralı plajı var. Çıralı plajına kadar bisikleti iteceğim. Çıralı'da durum nasıl? Bir oraya bakacağım. Devam ediyorum. Bahsedilen yere geldim. Şöyle bir akarsu var. Bakacağım. Nereden geçmek mantıklı olabilir diye. Evet. Şu burun olabilir. Bisikleti getireyim. Şu kısım olabilir. Yapacak bir şey yok. Paçaları sıyıracağız, geçeceğiz. Abi, şuraya bir bakacağım. Bisikleti bıraktım da şu buruna bir bakacağım. Geçebilir miyim, geçemez miyim? Evet. Geçiş yok abi. Buradan geçemem. Bunu anladım. Su şurada çok daha fazla derinleşiyor. Geri doğru gideceğim mecbur. Deneyip öğrenmiş oldum. Evet, jandarmanın dediği gibi buradan geçiş yok abi. Durumu özetliyorum. Olimpos'tan Çıralı'ya geçemedik. Şu akarsuyu geçemiyorum. Çok derin. Görünen o ki Olimpos Antik Kenti'nden tekrar geçeceğim. Geldiğim yolu tam tersi yönde gideceğim. Daha ileride ne var hiç bilmiyorum. Saat 4'e geliyor. Hava saat 6'da kararıyor. Yola çıkacağım, devam edeceğim. Yol üstünde uygun bir yer bulabilirsem kamp yapacağım. Uygun bir yer bulamazsam da bir kamping alanı bulup kamp yaparım. Şimdilik durum bu. Devam ediyorum. Evet. Olimpos'tan tekrar ana yola çıktık. Kemer Antalya sağ taraf diyor. Olimpos 3 kilometre geriye. Yani bu taraf. Larsın bana bahsetti. Yol burası herhalde. Köprü, yol yıkıldı. Yıkılmış falan dedi. Abi gözü karartıp gireceğim. Yapacak bir şey yok. Habire bir yerlerden geri dönmek. Ola! Sol ayağım sırılsıklam. Evet, sol ayağım sırılsıklam oldu. Çok iyi. Yani güne mükemmel başlayıp bu şekilde devam etmek özlediğimiz şeylerden. Kilidonya Feneri'nde mükemmel bir manzaraya uyanmak, ardından Adrasan sahile inip
pişman olmuş bir şekilde geri çıkmak. Olimpos'a gelip, antik kent güzeldi. Antik kentte bisiklet sürmek iyiydi. Ardından Çıralı'ya geçebileceğini zannedip kumsallı bisikleti yarım saat itip sonra yarım saatte geri itip aynı yolu geri dönmek. Bugün iki kere boşa kürek çektim. Ve ardından Olimpos sahilde bile ıslatmadığım ayaklarımı, ayakkabılarımı şurada asfaltta ıslatmak. Merhaba. Bugün enteresan bir şekilde ilerliyor. İnatla devam ediyorum. Bakalım beni daha neler bekleyecek. Daha neler göreceğiz bakalım. O değil de ben bu ayakkabıyı nasıl kurutacağım onu bilmiyorum. Çorap değişir de. Ya ayakkabı ıslanmasaydı çok iyiydi ya. Sağ ayağım kuru gibi ama sol vıcık vıcık. Neyse şu karşıdaki dağın görüntüsü beni kendine çekiyor. Çok güzel görünüyor. Çok.